Kur'an'da pek çok peygamberin hayatından söz edilir. Bunlardan biri de Hazreti Nuh aleyhisselamdır. O da diğer peygamberler gibi kavmindeki insanları sapkın inanışlarından uzaklaştırmaya çalışmış, onları Allah'ın yoluna davet etmiştir. Ancak kavmindekiler ona inanmamakta direnmiş, bu yüzden de Allah onları büyük bir tufanla helak etmiştir. Tufanın delilleri ise insanlara ibret olması için binlerce yıldır korunmaktadır. Gerçek şu ki su taştığı zaman o gemide biz sizi taşıdık. Öyle ki onu sizlere bir ibret kılalım. Gerçeği belleyip kavrayabilen kullar da onu belleyip kavrasın. Hazreti Nuh'un kavmindekiler Allah'ın ayetlerinden uzak, din dışı bir yaşam biçimini sürdürüyor, Allah'ı inkar ediyor veya ona ortak koşuyorlardı. Allah, Hazreti Nuh'u peygamberlikle şereflendirdi ve bu sapkın kavme doğru yolu göstermesi için onu görevlendirdi. Hazreti Nuh, kavmine Allah'a iman etmeleri ve onun dinine uymaları konusunda defalarca öğüt verdi, Allah'ın azabına karşı onları birçok kez uyardı. Kur'an'da Hazreti Nuh'un kavmini uyardığı ve onları Allah'ın yoluna davet ettiği şöyle haber verilir. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine elçi olarak gönderdik. Böylece kavmine dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur. Yine de sakınmayacak mısınız? Ancak onlar hak yolu bulmak bir yana Hazreti Nuh'u da yalanladılar ve onu delilikle suçladılar. Dahası onu gözetlemeye ve baskı altında tutmaya karar verdiler. Hazreti Nuh ise kendine yönelik bu tepkiler karşısında her zamanki gibi Allah'a sığınıyor, ondan yardım diliyordu. İnkarcılar, o kendinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin dediler. Rabbim dedi Nuh, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et. Hazreti Nuh, müşriklerin tüm baskılarına rağmen onları uyarmaya devam ediyor, doğru yolu bulmaları için gece gündüz çabalıyordu. Ancak yaptığı uyarılar inkarcı kavmini doğruya yöneltmemişti. Çünkü kavmindekiler Allah'ın yoluna girmemek için direniyor, büyük bir cehaletle Hazreti Nuh'un uyarı ve öğütlerine kulak tıkıyorlardı. Hazreti Nuh, bu durum karşısında yine çok büyük bir içtenlikle Allah'a dua ederek ondan yardım istedi. Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen bu kafir toplumdan intikam al.
Rabbim. Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Fakat davet etmem bir kaçıştan başkasını artırmadı. Allah, Hazreti Nuh'un büyük bir samimiyetle yaptığı duasını kabul etti. Ona, müşrikleri büyük bir azapla cezalandıracağını haber verdi. Bu azap çok büyük bir tufandı. Allah'ın emirlerini titizlikle yerine getiren Hazreti Nuh'a Allah bir gemi inşa etmesini emretti. Nuh peygamber büyük bir özenle gemiyi inşa etti. İman edenler tufan sırasında bu gemiye sığınacak ve Allah'ın inkarcılara gönderdiği büyük azaptan kurtulacaklardı. İnkarcılarsa suda boğulup yok olacaklardı. Allah'ın Hazreti Nuh'un iman etmeyen kavmine nasıl bir ceza verdiği Kur'an ayetlerinde şöyle bildirilir. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulme sapanlar konusunda da bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Tufan günü geldiğinde Hazreti Nuh Allah'ın emri üzerine inşa ettiği gemiye ailesini ve iman edenleri bindirdi. Ayrıca bazı hayvanlardan ikişer çifti de gemiye yükledi. Kur'an'da bu olay şöyle bildirilir. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki, her birinden ikişer çift hayvanla aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Yağmur büyük bir şiddetle yağıyor, göz gözü görmüyor, sular her tarafı kaplıyordu. Azap vakti gelmişti. Müşrikler çaresizlikle kaçışıyor, canlarını kurtarmak için mücadele ediyorlardı. Ancak tüm bunlar boşunaydı. Allah'ın vaadi gerçekleşmişti. Hazreti Nuh'un gemisine binmiş olanlar dışında tüm inkarcılar suda boğuldu, sadece iman ederek Hazreti Nuh'la birlikte gemide olanlar kurtuldu. Tufan sona erdiğinde suların çekilmesiyle birlikte gemi Cudi'ye yani yüksekçe bir yere oturdu. Kur'an ayetlerinde bu olaylar şöyle haber verilir. Denildi ki ey yer suyunu yut ve ey gök sen de tut. Su çekildi, iş bitiriliverdi.
Gemi de Cudi üstünde durdu ve zalimler topluluğuna da uzak olsunlar denildi. Gemiye binmeyip boğulanlar arasında biri vardı ki tüm uyarılara rağmen ısrarla inkarı tercih etmişti. Bu kişi Hazreti Nuh'un oğludur. Bu gerçeği Allah ayetlerinde şöyle bildirmiştir. Gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde yüzmekteyken Nuh bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi. Ey oğlum, bizimle birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma. Oğlu dedi ki, ben bir dağa sığınacağım, o beni sudan korur. Dedi ki, bugün Allah'ın emrinden esirgiyen olandan başka bir koruyucu yoktur. Ve ikisinin arasına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de haber verilen Nuh tufanı, tarih boyunca insanların dikkatini çekmiş, konuyla ilgili pek çok efsane üretilmiş ve bu efsanelerde farklı medeniyetlerin kültürlerine göre biçimlenmiştir. Dolayısıyla tufanla ilgili günümüze kadar pek çok farklı inanış süre gelmiştir. Bir de Nuh tufanını inkar edenler vardır ki, onlar dünya çapında bir tufan olmuş olmasının imkansız olduğunu belirtirler. Ancak bu eleştiri Tevrat'taki tahrif edilmiş ifadelere yöneliktir. Çünkü Eski Ahit'in ilk 5 kitabını oluşturan tahrif edilmiş Tevrat, bu tufanın evrensel olduğunu ve tüm dünyayı kapladığını söylemektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de böyle bir bilgi yoktur. Aksine Kur'an-ı Kerim'de tüm dünyanın değil, sadece Nuh kavminin cezalandırıldığı bildirilir. Bundan çıkarılması gereken sonuç, tufanın yerel bir afet olduğudur. Bu afetin yeri ise, arkeolojik ve tarihsel bulgulara göre Mezopotamya'dır. Yapılan araştırmalara göre Nuh tufanı, tarihin en eski ve en gelişmiş uygarlıklarının kurulduğu Mezopotamya Ovası'nda gerçekleşmiştir. Bu bölge, Dicle ve Fırat nehirlerinin ortasında yer alır ve coğrafi olarak da zemini büyük bir su baskınına son derece elverişlidir. Mezopotamya'nın tufanın gerçekleştiği yer olarak kabul edilmesinin bir nedeni de tarihseldir. Bölgede kurulmuş medeniyetlerin pek çoğunun kayıtlarında son derece şaşırtıcı belgelere rastlanmıştır. Ve bu belgelere göre bölgede aynı dönemde birçok medeniyeti etkileyen çok büyük bir tufan yaşanmıştır. Ancak tüm bunların arasında en önemlisi de arkeolojik çalışmalardır. Arkeolojik bulgulara göre Mezopotamya'da yaşayanlar tarih boyunca pek çok felaketle yüz yüze kalmışlardır. Bunlardan biri M.Ö. 2000 civarında Mezopotamya'nın tam güney kısmında meydana gelmiştir. Felaket öylesine şiddetli olmuştur ki Ur kentinin hükümdarı olan İbbis bu yılı gökle yer arasındaki sınırları yok eden bir tufan sonrası şeklinde tanımlamıştır.
Milattan önce 1700'lerde Babilli Hammurabi'de yaşadıkları bir felaketi Eşnunna kentinin bir selle yıkılması olarak ifade etmiştir. Bölgedeki felaketler bunlarla da kalmamıştır. Milattan önce 10. yüzyılda hükümdar Nabumu-Kinafal zamanında milattan sonra 7. 8. 10. 11. ve 12. yüzyıllarda ve 20. yüzyılda da bölgede su baskınları meydana gelmiştir. Anlaşılan odur ki bölge her zaman için bir sel felaketine açıktır. Şiddetli bir selin bir kavmi yok edebilmesi ise son derece mümkündür. Mezopotamya'yı etkisine alan Nuh tufanına dair bir iz bulabilmek için pek çok araştırma yapan arkeologlar bu büyük felaketin izlerini ortaya çıkardılar. Hem de 4 şehirde birden. Bu şehirler Mezopotamya Ovası'nın önemli şehirleri olan Ur, Uruk, Kiş ve Şurukpak'tı. British Museum'dan R. Choi'sa Ur şehrindeki ilk kazıyı yapan kişi olarak tarihte yerini aldı. Hall'dan sonra kazıyı yürütme görevini devralan kişi, British Museum ve Pennsylvania Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen bir kazı çalışmasına da başkanlık eden Leonard Woolley oldu. Woolley'in yürüttüğü ve dünya çapında büyük bir sansasyon yaratan kazı çalışmaları 1922'de başladı ve 1934 yılına kadar devam etti. Kazılar, Bağdat'la Basra Körfezi arasındaki çölün ortalarında gerçekleşti. Ur şehrinin ilk kurucuları Kuzey Mezopotamya'dan gelmiş olan ve kendilerine Ubaidyen ismini veren bir halktı. Bu halka dair daha fazla bilgi edinmek isteyen arkeologlar çalışmalarının sonunda son derece çarpıcı kalıntılara ulaştılar. Bunlar Ur şehrinin krallar mezarlığıydı. Mezarlıkta pek çok eşya vardı. Miğferler, kılıçlar, müzik aletleri, altından ve kıymetli taşlardan yapılmış sanat yapıtları. Ve en önemlisi de kil tabletlere şaşırtıcı bir ustalık ve beceriyle yüksek bir teknikle preslenmiş tarihsel kayıtlar. Woolley bu kayıtlara dayanarak kazıyı derinleştirmeye karar verdi ve büyük tufana ilişkin bir delille karşılaştı. Bu suyun meydana getirdiği temiz çamurdu. Kazılar 2,5 metre daha derinleştiğinde ise temiz kil tabakasının altından çanak çömlekler ortaya çıkmıştı. Sonuç belliydi. Bu veriler tufanın etkilediği yerlerden birinin Ur şehri olduğunun apaçık bir göstergesiydi. Alman arkeolog Werner Keller söz konusu kazının önemini şöyle ifade ediyordu. Mezopotamya'da yapılan arkeolojik kazılarda balçıklı bir tabakanın altından şehir kalıntılarının çıkması burada bir sel olduğunu ispatlamış oldu. Araştırmalar bir başka Mezopotamya şehri olan ve günümüzde Tel el Uhaymer olarak isimlendirilen Sümerlilerin Kiş şehrinde devam etti. Bu şehir eski Sümer kayıtlarında büyük tufandan sonra başa geçen İlk hanedanlığın başkenti olarak tanımlanıyordu. Bu şehirde de tufanın izleri vardı. Tufanın kanıtlarının yer aldığı bir diğer şehirse günümüzde Tel el Fara olarak adlandırılan Güney Mezopotamya'daki Şurukpak kentidir. Bu kentteki arkeolojik çalışmalar 1920-1930 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi'nden Erich Schmidt tarafından yürütüldü. Ve bu kazılarda M.Ö. 3000-2000 yılları arasında bölgede yaşayan bir uygarlığın izlerine rastlandı. Çivi yazılı kayıtlardan anlaşılan oydu ki bölgede yaşayan halk kültürel olarak oldukça gelişmişti. En önemlisi de bu şehirde de M.Ö. 3000-2900 yılları civarında çok büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Yine bir arkeolog olan Sir Max Mallowan, Schmidt'in çalışmalarını şöyle anlatır.
Schmidt, 4-5 metre derinlikte kil ve kum karışımı sarı topraktan bir tabakaya erişti. Bu tabaka selle beraber oluşmuştu. Bu tabaka, höyük kesitine göre ova seviyesine yakın bir düzeyde yer alıyordu ve höyüğün her yerinde izlenebiliyordu. Tufanın yaşandığı kanıtlanan bir diğer şehir ise Şurupak'ın güneyinde yer alan Uruk kentidir. Günümüzdeki ismiyle Tel El Varka. Bu kentte de tıpkı diğer şehirlerde olduğu gibi bir sel tabakasına rastlanmıştır. Ve bu sel tabakası da yine M.Ö. 3000-2900'lü yıllarla ilişkilidir. Yapılan çalışmalara göre tufan yaklaşık olarak doğudan batıya 160 kilometre, kuzeyden güneye de 600 kilometrelik bir alanda meydana gelmiştir. Yani tüm Mezopotamya Ovası'nı kaplamıştır. Tufan anında Mezopotamya'yı boydan boya kesen Dicle ve Fırat nehirleri taşmış ve nehir suları yağmur sularıyla birleşerek büyük bir su baskınına neden olmuştur. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir suyla göğün kapılarını açtık. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Derken su, takdir edilmiş bir işe karşı hükmümüzü gerçekleştirmek üzere birleşti. Gerçek şu ki, su taştığı zaman o gemide biz sizi taşıdık. Gördüğümüz gibi arkeolojik ve tarihsel bulgular Nuh tufanının aynen Kur'an-ı Kerim'de işaret edildiği gibi yerel bir afet olduğunu göstermektedir. Tufanın tüm dünyayı kapladığını savunan Tevrat yorumcularının görüşü ise bilimsel dayanaktan yoksundur. Dahası böylesi global bir tufan mümkün görünmemektedir. Bunun bir nedeni gemiye alınan hayvanlar konusudur. Global bir tufan yaşandığını savunanlara göre Hazreti Nuh, yeryüzündeki tüm hayvan türlerini gemiye almış ve hayvan nesli de bu sayede yok olmaktan kurtulmuştur. Ancak Hazreti Nuh, gemiye aldığı hayvan türlerini nasıl istiflemiş, beslemiş, birbirlerinden nasıl tecrit etmiş olabilir? Dahası, farklı kıtalara has hayvanlara nasıl ulaşmıştır? Bu soruların cevaplanması elbette mümkün değildir. Gerçekte tufan belirli bir bölgede gerçekleşmiştir. Bu nedenle muhtemelen gemiye alınan hayvanlar da Nuh kavminin yaşadığı bölgedeki hayvanlardır. Ayrıca gemideki hayvanların rahatlıkla yakalanıp himaye edilebilecek ve özellikle de insanlara yarar sağlayacak evcil hayvanlar olduğu da düşünülebilir. Kur'an'da tufandan sonra Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi'ye oturduğu bildirilmektedir. Burada ilginç bir nokta vardır. Cudi kelimesi kimi zaman özel bir dağ ismi olarak tanımlanır. Oysa bu kelimenin Arapçadaki karşılığı yüksekçe yer, tepedir. Yani Kur'an'daki ayetlere göre Hazreti Nuh'un gemisi yüksekçe bir yere oturmuştur. Dolayısıyla Cudi özel bir dağ adı olarak düşünülmeyebilir. Ayrıca kelimenin bu anlamından suların belirli bir yüksekliğe eriştiği ancak büyük dağların seviyesine ulaşmadığı da anlaşılabilir.
yani tufan, tahrip edilmiş Tevrat'ta anlatıldığı gibi yeryüzündeki tüm dağları yutmamış, sadece belirli bir bölgeyi kaplamıştır. Nuh tufanı ile ilgili çok ilginç bir gerçek de çok farklı kültürlerin bu olaydan söz etmesidir. Tufan, Yunan efsanelerinde Hindistan'da Satapata, Brahmana ve Mahabharata destanlarında, İngiltere'nin Galler yöresinde anlatılan bazı efsanelerde, İskandinav Edna, Litvanya efsanelerinde ve hatta Çin kaynaklı öykülerde de birbirine çok benzer şekillerde anlatılır. Acaba birbirlerinden çok uzak olan ve aralarında kültürel bir alışveriş bulunmayan bu eski medeniyetler nasıl olmuştur da tufan hakkında benzer bilgilere ulaşmışlardır? Cevap açıktır. Bu farklı medeniyetlerin hepsine tufanla ilgili ortak bir bilgi ulaşmış olmalıdır. Bu, onların ilahi bir kaynaktan bilgi aldıklarının apaçık bir kanıtıdır. Tufan, farklı uygarlıklara gönderilen birçok peygamber tarafından insanlara ibret olması için anlatılmış, böylece bilgiler farklı kültürlere yerleşmiştir. Ancak zaman içinde metinler değiştirilmiş, orijinal halinden giderek uzaklaştırılmıştır. Dolayısıyla gerçekler de mistik ve mitolojik ögeler arasında kaybolmuştur. Gerçeklerin korunduğu ve bunların arkeolojik bulgularla da örtüştüğü tek kaynaksa Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an Allah katından indirilmiştir ve onun özel koruması altındadır. Dolayısıyla değişikliğe uğraması ve aslından uzaklaşması söz konusu değildir. Allah bir ayetinde bu gerçeği bizlere şöyle bildirir. Hiç şüphesiz zikri biz indirdik biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Hazreti Nuh aleyhisselamın yaşamı ve Nuh tufanı kıssası Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatılır. Tüm uyarılara rağmen inatla sapkın yaşam biçimlerini değiştirmeyen ve Allah'ı inkârı sürdüren Nuh kavminin ilahi bir cezayla helak edildiği pek çok ayette yer alır. Günümüzde ise binlerce yıl önce gerçekleşen bu olayın gerçekliği bilimsel çalışmalarla da ispatlanmıştır. Ve bu çalışmaların sonuçları Kur'an ayetleriyle tam bir uyum içindedir. Bir nokta daha vardır ki asla unutulmamalıdır. Nuh tufanı büyük bir ibret kıssasıdır. Müminler Allah'ın yolunda peygamberlerin hayatlarını örnek alarak yaşamalı, Nuh kavmindeki müşriklerin başlarına gelenlerden dersler çıkarmalıdırlar. Allah
bunu ayetlerinde şöyle emreder. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını bir görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Fakat Allah onları günahları dolayısıyla azapla yakalayıverdi. Onları Allah'tan koruyacak kimse olmadı. Gerçek şu ki, sizden önce nice örnekler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl olduğu bir görün. Bu Kur'an, insanlar için bir beyan, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür.